Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung tarafından geliştirilmiş olan SmartTag 2'yi beraber inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Öncelikli olarak şunu belirtebilirim arkadaşlar sizlere. Tabii ki değişen bir tasarım söz konusu. Bu tasarım kimlerinin hoşuna gitti, kimleri eleştirdi. Benim hoşuma gitti mesela. Gayet güzel şuradaki deliğin büyümesi mesela. Anahtarlığa takılmasını çok daha basit bir hale getirmiş. Yani dilediğiniz anahtarlarınıza bunu ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Takabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu cihazın kullanımına arkadaşlar. Bu cihazın kutudan çıktığında hemen şu alt kısmında bir etiket var. O etiketi söktüğümüz anda arkadaşlar cihaz zaten çalışmaya hazır hale geliyor. Yani pili falan içerisinde ekstradan pil alıp takmanıza gerek yok. Pili de bittiğinizde zaten şu alt kısımda bir kapakçığı var. İçerisinden bir iğne çıkıyor. Bu iğneyle birlikte şuradan iğneyi sokarak ne yapabiliyorsunuz? Kapakçığı çıkartabiliyorsunuz ve pilinizi değiştirebiliyorsunuz. Bunlar basit şeyler. Gelelim kullanımına. Bu cihazı kullanmak için arkadaşlar öncelikli olarak akıllı telefonunuza Samsung tarafından geliştirilmiş olan SmartThings uygulamasını indirmeniz gerekiyor. SmartThings uygulamasını indirdikten sonra zaten cihazı basit bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir durum söz konusu. SmartThings'e cihaz ekle dediğinizde ve bu cihazı da şöyle açtığınızda direkt olarak cihazınızı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulama arayüzüne. Uygulama arayüzüne girdiğinizde zaten direkt olarak SmartTag'inizi görebiliyorsunuz. SmartThings'e tıkladığınızda yeni bir ekran açılıyor. Bu ekranda tag'inizin bağlı olup olmadığını görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ses tonunu yüksek ya da alçak olarak bunları ayarlayabiliyorsunuz. Zil sesi tonu seçebiliyorsunuz. Dilediğiniz zil sesi tonunu seçebiliyorsunuz. Ve telefon ya da tabletimizi bul dersiniz. Bunu açarsanız mesela arkadaşlar. SmartTag'e iki kere bastırdığınız zaman ne yapıyor? Telefonunuza bakın sinyal gönderiyor ve etiket telefonunuzu bulmaya çalışıyor diye bir ton çalıyor. Bu güzel bir özellik. Kötü bir özellik değil. Ben mesela bunu çok fazla kullanmıyorum ama kullanmak isteyenler de kullanabilir. Zaten halihazırda akıllı saat kullandığım için telefonum herhangi bir yerde oldu. Ne yapıyorum? Akıllı saat üzerinden zaten telefonumu bul modunu etkinleştirebiliyorum. Ama hani SmartTag'de de böyle bir özellik mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer önemli noktaya. Bu SmartTag'de arkadaşlar geride bırakma özelliği var. Bu ne demek? Örneğin SmartTag'iniz anahtarınıza bağlı değil mi? Eğer kapsama alanı dışına çıkarsanız hemen telefonunuza bir bildirim geliyor ve diyor ki şu anda SmartTag 2'den uzaklaştınız. SmartTag'inizin bağlı olduğu eşyanız. Bu herhangi bir şey olabilir. Araba anahtarı olabilir, evcil hayvanınız olabilir, telefonunuz olabilir, bavulunuz olabilir. Bu sizin genizde kaldı. Dilerseniz gidip bir bakın diye uyarı veriyor. Bu uyarı gerçekten güzel bir şey. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani eğer SmartTag 2'yi alırsanız sizin de bu uyarıyı etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Gelelim haritalar ekranına. Bu haritalar ekranında arkadaşlar şu anda zaten siz de ekranın hemen sağında ya da solunda görüyorsunuzdur. Burada SmartTag'in en son sinyal aldığı yeri görebiliyorsunuz. Burada sinyali herhangi bir Galaxy cihazdan alıyor arkadaşlar. Yani sinyalini güncelleyebilmesi için SmartTag'in kapsama alanına bir Galaxy cihaz girmesi lazım. Galaxy cihazı girmezse en son Galaxy cihazla nerede sinyal alışverişinde bulunduysa konumunu orada gösteriyor. Bu zaten diğer markalarda da bu şekilde. Yani örneğin Apple'da da bir Apple cihazından sinyal alıp konumunu öyle güncelliyordu. Yani burada da yine benzer bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Burada etiketimizi çaldırma özelliği var. Etiketimizi çaldırma özelliğine tıkladığımızda etiketimiz çalmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun haricinde konum geçmişine göz atabiliyoruz. Yani konum geçmişi dediğimizde direkt olarak etiketimizin daha önce hangi konumlarda bulunduğunu, hangi konumlardan buralara geldiğini direkt olarak görebiliyorsunuz. Siz de şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Yenileme var. Konumunu yeniliyor. Daha fazla dediğinizde yakında ara özelliği var. Yakında ara özelliği arkadaşlar daha çok bir sıcak soğuk oyunu gibi. Bakın şu andaki ekranı görüyorsunuz siz de. SmartTag'e ben yakın olduğum için direkt yeşil çizgi dolmuş durumda. Ama SmartTag'ten uzaklaşırsam yine de burası çok yakın gösteriyor. Mesela başka bir odaya falan geçersem direkt olarak bu yeşil alan azalıyor ve benim SmartTag'den uzaklaşmış olduğumu gösteriyor. Zaten SmartTag yakınımızda olduğu zaman ne yapıyoruz? Zilini çaldırarak onu rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Eğer bir Samsung kullanıcısıysanız arkadaşlar ve eşyalarınızı sık sık kaybediyorsanız bence hani satın almanız gereken ürünlerden bir tanesi diyebilirim. Gerçekten kullanımı çok basit, çok rahat. Fiyatı da öyle çok aman aman bir fiyatı yok arkadaşlar. Bazıları bunlar paket halinde satıyor. Hatta 3-4 tane falan alıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi anahtarımı, eşyamı sık sık kaybediyorum diyorsanız bu tarz bir cihaz almanız sizin iyiliğinize olacaktır. Hani sadece SmartTag 2 için demiyorum bunu. Ne bileyim bir iPhone kullanıcısıysanız işte Apple'ın ürettiği bir tag alabilirsiniz. Ya da farklı markaların ürettikleri taglere bakabilirsiniz. Burada tamamen durum size kalmış durumda. Ama dediğim gibi bir Samsung kullanıcısıysanız yine en çok verim alacağınız cihaz tabii ki SmartTag 2 olacaktır. Bu noktada sizlere bu cihazı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.